Merhaba hanımlar. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını anlatacağım inşallah. Bunun için öncelikle bakın 4 tane zürafa yaptım. Bunu 3'e eksilttim. En son 2 zürafa yaptım. Başına geri düğüm yapıp 5 tane orta boy pırpır yaptım. Daha yapımının videosunu daha önceden YouTube kanalıma yüklemiştim hanımlar. Orada bulabilirsiniz. Şimdi bakın devam edelim şuradan. 5 tane pırpırımı yaptım. Hemen şu ilk pırpırımın başından iğnemi geçiriyorum. Şuradan bakın tutuyorum ki düzgün olsun diye. İyice çekiştiriyorum. Hemen ikinci pırpırımdan iğnemi batırıyorum. İğne oyasında bunu hanımlar bu şu yaptığım sarı modele badem ya da çilek modeli de deniyor. Eksiltme işlemi yapacağım. İp atarak, ip gerdirerek ya da diğer adıyla ip yürüterek eksiltme işlemi yapıyorum. Bakın 5 ile başladım, 4'e düştü. Şimdi hemen aynı işleme devam ediyoruz. Yine ipimi geri attım. Minik minik zürafalarımın içinden geçiriyorum. Bakın bu sefer 3 oldu. Bir kalana kadar eksiltme işlemine devam ediyorum hanımlar. Ve bir kaldı. İsterseniz bunu da bitirebilirsiniz ya da dilerseniz böyle de bırakabilirsiniz. Ben biri de bitirdim. Fazla ipimi kesiyorum. Buraya hafif bir çakmak değdiriyorum. Evet bakın badem ya da çilek modelimiz. Bu şekilde bile çok hoş güzel bir model. Şimdi şu kenar kısımlarını yapacağız. Hemen şu yeşil kısmımızın dibinden ipimi geçiriyorum. Bakın ipimi buraya sabitledim. Şimdi şöyle iyice yaklaştırayım. Hemen şu ilk zürafa yaptığım yerden bakın pırpırlarımın üzerindeki hemen ilk zürafadan iğnemi geçirdim. İpimi sabitledim. Geri düğüm atıyorum. Buraya şimdi hanımlar sinek kanadımızın tepesinde pırpır olan halini yapıyoruz. Nasıl? Bakın şu şekilde. Bir tane minik zürafamı pırpırımı yaptım pardon. Hemen tepesinden iğnemi geçiriyorum. Başına bir tane daha yapıyorum minik pırpır. Aslında normal sinek kanadı, tekli sinek kanadı yaptığımız gibi yapıyoruz. Ama tek farkımız başına şu minik pırpırımızı yapmış olmamız. Sonra hemen aşağı iniyorum. Sonra tekrar şuradan tepesinden ipimi yine buraya sabitledim. Bir pırpır daha yapıyorum. Bu şekilde 4 tane olana kadar devam edeceğiz hanımlar. 4 pırpırımız, 4 minik pırpırımız olana kadar devam ediyoruz. Uzunluğu yine sizin göz zevkinize kalmış. İsterseniz büyük yapın, isterseniz küçük yapın. Ama gerçekten çok hoş, çok güzel bir model bu da. Bakın 3 pırpırım oldu. Son bir kez daha yapıyorum. Bu genellikle zaten iğne oyasında çiçeklerin yanına yanına çok kullandığımız bir yaprak modeli aslında bu. Şu an şu yaptığım kısım yani. Daha önce zaten yapılışını göstermiştim bunun da. Ayrıntılı olarak.
Bakın 4 tane yaptım. Bitti. Şimdi hemen şu yanına aynı yere ipimi sabitledim. Bakın bir boş bırakıyorum. Hemen şuradakine iğnemi batırdım. Sonra yine geri düğüm yapacağım. Aynı şekilde dörtlüsünü daha yapacağım. Sonra yine şuraya iğnemi batırıyorum. Ve buraya da yine geri düğüm yapıp aynı bu şekilde yapacağım. Tepe kısmımız oluyor. Ben nereye yapacağınızı göstereyim şimdi. Çünkü diğerler de aynı şekilde yapılıyor hanımlar. Sonra bakın yine burada şu tam karşısına denk gelecek hanımlar. Bir tane boş bırakıyoruz ve şuraya iğnemizi batırıyoruz. Yine geri düğüm yapıp şu yaptığımız pırpırlı sinek kanadı modelinden yapacağız. En son olarak da yine şu yeşil kısmımıza, alt kısmına iniyoruz. Ve yine geri düğüm yapıp pırpırlı modelimizden, şu pırpırlı sinek kanadı modelimizden yapıyoruz. Ben teker teker diğerlerini göstermedim hanımlar. Çünkü hep aynı şekilde yapılıyor. Sadece nerelerine yapıldığını gösterdim. Yapacağınızı gösterdim. Bakın gerçekten çok hoş, çok güzel bir model. Şöyle iyice yaklaştırayım. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.